Yok. Evet arkadaşlar. Biliyorsunuz ki tatlı su havlarında genelde mantarın gömülmesi lazım, değil mi? Ama burada mantar hiçbir şekilde gömülmüyor. Neden? Derinlik de yani o kadar fazla değil. Tam suya değdi değecek şekilde ayarlıyorum. Ama balık hiçbir şekilde, büyük balık bile olsa, kızı kanat hava yapıyoruz bu arada, hiçbir şekilde mantarı gömmüyor. Ufak dokunuyor, tasma atmanız gerekiyor. Ya da zaten yem olarak da makarna kullandığım için kancıdan hemen alabiliyor. İzleyip hep birlikte göreceğiz. Bakalım, kiloluk kızı kanatlar olduğunu söylediler. Tekrardan aynı meraya geldim. Bir önceki videodan zaten burayı tanıyorsunuz. Burası Kocaeli İzmit Gölkay Park arkadaşlar. Bilenler bilirdi. Eskiden Çayırköy Barızı diye geçerdi. Ama şimdiki yeni adı yaklaşık bir 10 senelik süreçtir Gölkay olarak devam ediyor. Çünkü şu karşıda gördüğünüz Sukay var arkadaşlar. Burası da biliyorsunuz ki çok ünlü bir yer. Genelde şehirler arasından genelde yarışmacılar falan geliyor burada. Organizasyonlar düzenleniyor. Bakalım büyük kızı kanat yakalayabilecek miyiz? Göreceğiz hep birlikte. Takım sıradan takım arkadaşlar. Mantarlı bir takım. 15 gramlık bir mantar kullanıyorum. Bir 5 gramlık bir kıstırma kurşun. Kancam Fudo 1001 modelin kaç? 8 numarası arkadaşlar. Küçük bir kanca. Direkt tasma atıyoruz. Bakalım, çok ufak balık aldım ama onları size yansıtmak istemedim. Zaten balıklar ufak. Ufak ufak tıklıyor arkadaşlar. Tasma atarsanız alıyorsunuz. Bakalım büyük balık alabilecek miyiz? Sizle birlikte göreceğiz. Akşam saatleri, sazan vurma ihtimali de belki var diye düşünüyorum ama bir ihtimal arkadaşlar. Makarnaya vurur mu bilmem. Biliyorsunuz ki 15 Haziran sazanın açılması ilan edildi. Herkes artık cayır cayır sazan yakalıyor. Benden de bir size sazan videosu mutlaka gelecektir. Zaten isteyenler var. Güzel bir sazan videosu gelecek arkadaşlar. Bu hafta içinde çekim olacak. Profesyonel bir şekilde. Ya da anlaşamazsak kendi stilimde bir av yapacağım. Allah hiç vurmaz oldu ha. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yem makarna. Hadi gel. Daha demin güzel vuruyordu ama şimdi vurmamaya başladı nedense. Bu balık da güneşli havada daha çok yapıyor arkadaşlar. Enteresan ya. Gölge düştü mü vurmamaya başlıyor. Şu anda vuruyor bakın. Evet, ağzımdan çıktı. Takılmıştı ama ağzımdan çıktı. Bazen atar atmaz direkt vuruyor. Yemi görüyor demek ki suyun dibine indiğini. Direkt peşinden gidip vuruyor. Ama bazen de hiç yarım saat bile dursa suda hiçbir şekilde balık vurmuyor. İlginç. Yani şöyle tatlı su olunca, değil mi, herkes de bunu istiyor. Bir mantarın gömülmesi, batması gerekiyor ama
Neden hiç mantarı batırmıyor ya? Büyük yakalansa bile batırmıyor arkadaşlar mantarı ya. Enteresan bir şey ya. Büyük balık olsa bile batmıyor mantarı ya. Şaka gibi. Yani bu sene şöyle bir keyifli bir mantar. Aa bak aldım, güzel balık aldım. Güzel dediğim de o kadar büyük değilmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kısa kanat. Gördünüz yani hiçbir şekilde mantara batırmadı. Dur oğlum dur, salacağım zaten dur. Arkadaşlar görüyorsunuz yaz mevsimi geldiği için ay seni ya, atlama, neyse gitti. Yaz mevsimi gelince arkadaşlar sümüksü bir tabaka alıyor görüyorsunuz. Bu da kokuya sebep oluyor. Yani bu aylarda bilmiyorum. Geçen ki avda tuttuklarımızı yedik ama pek koku yoktu. Ama sular artık ısındıkça iyice bu sümüksü tabakadan koku yapmaya başlıyor. O yüzden bugün tuttuklarımızın çoğunu demeyeyim, hatta hepsini salarız arkadaşlar. Ya şöyle büyük bir tane batırsan ya, böyle bir mantarı bir zevk versen ya. Şu anda bir dokundu galiba. Kayak yapanların da dalgası geliyor arkadaşlar. Mantar bir yatıyor bir kalkıyor, bir yatıyor bir kalkıyor. Ya arkadaşlar makarna kolay yem ya, hiç şey yapmanıza gerek, mısır gibi tak at tak at, hiç bekleme yani tak at. Neymiş solucan malucan, uğraşmanın hiç anlamı yok gerçekten ya. Kıvırcık. Aha, nasıl oldu öyle? Mantar kaldırdı havaya ama tasma atamadık.
yakına. Oo. Ya buraya attım, burada vurdu. Anında vurdu arkadaşlar. Balık önümüzde herhalde. Yine buraya atalım bakalım. Evet, vuruyor. Ufaklar vuruyor, ufaklar. Hadi, hadi batır şunu, hadi. Arkadaşlar, şunu da belirtmek istiyorum. Ben genelde LRF kamışlarıyla av yapıyorum bu tür avları. Soranlar oluyor. Bu takımı bize de önerir misin diye. Arkadaşlar, kesinlikle yani önermiyorum. Neden önermiyorum? Çünkü ben ince bir misino kullanıyorum. Büyük balıkta vurduğumda çok genelde takım koparıyorum. Yani maliyetim fazla oluyor. Kesinlikle kullanmanızı tavsiye etmem. Her iki şu kamışa yani bir 2-3 kiloluk yani ne bileyim sazan vursa muhtemelen takımı otomatikman koparacaktır. Yani o yüzden pek önemsemeyin yani benim kullandığım avları. Genelde zaten farklı avlarda, ciddi avlarda daha kaliteli takımlar kullandığımı siz de biliyorsunuz. Genelde böyle gündelik avlarında, keyif avlarında böyle takım kullanmayı tercih ediyorum. Sebebi işte arkadaşlar, aksiyonu daha güzel verdiği için, o zevk almak için bir vurdu bıraktı. Yine alamadık. Hadi güle güle. Zaten salacağız. Biz salmadan kancadan kendisi atlıyor. Evet, tekrar aldık. Hadi bakalım. Atla. Dur. Dur dur, ağzın yırtacak, dur. Hadi bakalım. Evet. Beklediğimiz an geldi herhalde arkadaşlar. Balık hızlandı. Gerçi ben biraz uyuşuktum tabii. Vuruyordu, tasma atamıyordum falandı filandı. Ama şimdi o ilk dokunuşu es geçmiyorum arkadaşlar. Sıkla bakalım. Şu anda vurmadı hala. Bakalım, daha önümüzde çok av olacak. Evet arkadaşlar, burada avı sonlandırıyorum. Pek balık alamadık ama ne yapalım ki, gene de keyifli bir av oldu diyebiliriz yani, açık havada huzur içinde yem atabildik, olta atabildik,
Şükürler olsun diliyoruz. Tekrardan yeni bir avda görüşmek üzere.